Nene Hatun 1857'de Erzurum'da dünyaya geldi. Yaşı 17 olunca da evlendirildi. Köyünde sakin bir yaşam sürerken hayatı birdenbire altüst oldu. Çünkü 93 Harbi olarak da bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın kanlı ve karanlık günleri başlamıştı. Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmasıyla büyük darbe alan Osmanlı, Aziziye Tabyası'nda varoluş savaşı vermekteydi. Nene Hatun'un kocası ve ağabeyi orduya katıldı. Kısa süre sonra ağabeyi cepheden ağır yaralı olarak döndü ve Aziziye Tabyası'nın işgale uğradığı gecenin sabahı şehit oldu. Yaşadığı acıyla baş etmeye çalışan bu genç kadın, Rus askerleri Aziziye Tabyası'nı ele geçirdiği sesiyle irkildi. Telaşla bakındı etrafına. Gözü beşikteki 3 aylık bebeğine ilişti, usulca yaklaştı, öptü, kokladı, emzirdi, üstünü sıkı sıkı örttü. "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar." diye mırıldanarak bebeğini beşiğine yavaşça yatırdı. Eline satırı aldı, canından aziz saydığı Tabya'ya mücadeleye koştu. Türkiye, Kırkgöz soyadını alan Nene Hatun'u 1934'te Erzurum'da gazeteci İsmail Habib Sevün, 93 Harbi gazileriyle yaptığı röportajla tanıdı. 1952'de 30 Ağustos zaferi kutlamalarında 3. Ordu'nun nenesi unvanı verilen Nene Hatun, 1955'te Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle yılın anası seçildi. 93 Harbi'nde gösterdiği kahramanlıkla adı bir efsane gibi nesilden nesile aktarılan Nene Hatun, 1955'te 98 yaşında hayatını kaybetti.